arkadaşlar polinomların 3. testine devam edelim. Birinci sorumuzda bize bir ifade vermiş. Buna göre buradan devam edelim. Q x artı 1'in sabit terimi demiş. Burada x eşittir 0'ı buradaki yerine yazıyorduk. X yerine 0 yazdığımız zaman Q1'in 4'e eşit olduğunu söylemiş. P2x'in de x artı 1 ile bölümünden kalan. Bu ifadeyi 0'a eşitlediğimiz zaman x eşittir eksi 1'i burada yerine yazdık. Bizden P2'nin ne olduğunu sormuş. Çünkü kalanı soruyor. Buna göre Q1'i kullanacak şekilde Q ifadesi var. İçerisini 1 yapabilmek için x yerine eksi 1 yazarsak eğer. Şöyle diyelim x eşittir eksi 1 için diyerek bunun tamamını da uyguluyorum. X yerine eksi 1 yazdığımız zaman P eksi 2 geldi. Eksi 2 bölü Q 1 oldu. Eksi eksi 1'in karesinden de burada yine eksi 1'in karesinden 1. Öndeki eksiden dolayı eksi 1'imiz var. Buradan da 1 eksi 4 oldu. Devamını düzenleyelim. Q 1'in 4 olduğunu biliyoruz. P eksi 2 eksi 2 bölü 4 eksi 1'den 3. Burada da yine eksi 3 kaldı. İçler dışlar çarpımı yaparsak P eksi 2 eşittir. Burada eksi 2'miz var. Eksi 9. Eksiyi de karşı tarafa gönderdik. P eksi 2 değerimiz buradan eksi 7 olarak geldi. İkinci sorumuzda ifadesi verildiğine göre a çarpı b nedir demiş. Şimdi bu tarz bir ifadede paydalarını eşitlediğimiz zaman burasını x eksi 4 ile buraya da x eksi 1 ile çarptığımız zaman paydayı kontrol edelim önce. Burası x kare eksi x eksi 4x artı 4 gelecek. Düzenlediğimiz zaman x kare eksi 5x artı 4. Dolayısıyla buradaki payda ile eşit. Yani direkt buradaki ifade eşit dediğimiz zaman paydalar birbirine eşit. Aynı şekilde paylar da birbirlerine eşit gelmesi lazım. X eksi 4 ile a'yı çarptığımız zaman ax eksi 4a. B ile x eksi 1'i çarptık. Bx eksi b. Payda da x kare eksi 5x artı 4 var. Burada da 5x eksi 11. Yine aynı şekilde x kare eksi 5x artı 4 ifadesi var. Paydalar birbirlerine eşit olduğu için direkt gitti. O zaman direkt payları eşitleyeceğiz. Şimdi burada x parantezini alabiliriz. A eksi artı bx var. X parantezini alırsak a artı bx gelecek. Geri kalanları da yazalım. Eksi 4a eksi b. Bu ifade 5x eksi 1'e eşit olacak. Dolayısıyla direkt polinom eşitliği yapacağız. X'in katsayısı burası. Yani a artı b eşittir 5 olacak. Sabit kısmı da buraya eşit olacak. Yani şurada bir hata yaptık. Eksi 11 verilmiş burada. Burası eksi 11 olacak. Eksi 4a eksi b eşittir eksi 11 diyeceğiz. Ve yok etme metodu kullanarak a ve b'yi bulabiliriz. Direkt topladığımız zaman b'ler gidecek. Eksi 3a eşittir. Eksi 11 artı 5'ten dolayı burası eksi 6 olarak gelecek ve buradan da a değerimiz 2 geldi. A 2 ise b değerimiz de 3 oldu. Dolayısıyla çarpımlarından cevabımız 6 geldi. Üçüncü sorumuzda px'in x eksi 2 ile bölümünden bölüm qx eksi 1 demiş. Kalan 2x. Buna göre qx artı 1'in x eksi 2 ile bölümünden kalan. Öncelikle bunu yapalım. İfadeyi 0 eşitlediğimiz zaman x eşittir 2'yi burada yerine yazdık. X'e 2 yazdığımız zaman q3 kalana eşit. Kalanın da 3 olduğunu söylemiş. Buradaki verilende de 0 eşitlediğimiz zaman x eşittir 2. Burada yerine yazdım. P4'ün ne olduğunu bize sormuş. Şimdi buna göre bu denklemin ilk verdiği cümledeki denklemi de yazalım tekrar. Px eşittir x eksi 2 ile bölünmüş. Bölüm qx eksi 1 kalanımız da 2x. Buna göre şimdi bizim q3 ile ilgili bilgimiz var. Direkt q3'ü kullanabiliriz. Q3 yapabilmek için x yerine burada 4 yazabilirim. O zaman x eşittir 4 için diyorum. P4 eşittir. X yerine 4 yazdık. 2 geldi. X yerine 4 yazdık. Q3 oldu. Burası da 8. Q3'ün 3 olduğunu bildiğimiz için burası 6 artı 8'den dolayı 14'e eşit oldu. P4 14 zaten bize de onu sormuş. Dördüncü sorumuzda Px'in x eksi 1 ile bölümünden kalan 7. 0 eşitlediğimiz zaman x eşittir 1'i yerine yazdık. Buradan P1 değerimiz 7 geldi. X artı 1 ile bölümünden kalan yine 0 eşitledik. X eşittir eksi 1'i bu polinomda yerine yazdığımız zaman P eksi 1'i de eksi 1'e eşit olduğunu söylemiş. Buna göre Px'in x kare eksi 1 ile bölümünden kalan. Polinomu şöyle yazalım. Px denklemi oluşturacağım. X kare eksi 1 ile çarpanlarını ayırarak yazalım. X eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı bölümle ilgili bir şey vermemiş. Bölümümüzde herhangi bir qx olsun. Artı bize kalanı soruyor. Kalan da birinci dereceden bir polinom olacak. Ax artı b şeklinde bir kalan olsun. Bize burasını sormuş. Buna göre şimdi elimizde bizim p1 ve p-1 değerleri var. X eşittir 1 yazarsak p1 değerini buluruz. Ve x yerine 1 yazdığımız zaman burasını sıfırlayacak. Dolayısıyla bunun tamamı sıfır olacağı için burası gidecek. X yerine 1 yazmaya burada devam ediyorum. A artı b geldi. Ve biz p1'in değerinin 7 olduğunu biliyoruz. Şimdi aynı şekilde p eksi 1 değerini vermiş bize. Eksi 1'i kullanacak şekilde x yerine eksi 1 yazdığımız zaman p eksi 1 diyorum. Yine aynı şekilde bu denklemde x yerine eksi 1 yazdığımız zaman bu sefer burasını sıfırladı. Burasını sıfırladıysa bunun tamamı yine aynı şekilde sıfır oldu. Dolayısıyla burası yine gitti. Ax artı b'de x yerine eksi 1 yazmaya devam ettik. Eksi a artı b'nin p eksi 1'in eksi 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu ikisi arasında yine yok etme metodu uygulayacağım. Topladığımız zaman a'lar gitti. 2 tane b eşittir 6. Buradan da b değerimiz 3 geldi. b 3 ise a değerimiz de 4 oldu. Bize kalanı sormuştu. Kalan ax artı b. Yerine yerleştiriyorum o zaman. A yerine 4 yazdım. B yerine 3 yazdım. Kalanımız 4x artı 3 oldu. 5. sorumuzda px polinomu verilmiş. Buna göre ifadesinin x eksi 1 ile bölümünden kalan 0, x eşittir 1'i buradaki polinomda yerine yazacağım. p1'in değerini bize sormuş. Buna göre öncelikle p1 ile başlayacağım. En içle başlıyoruz biliyorsunuz. p1 oluşturmak için x eşittir 1 yazdığımız zaman p1 eşittir x yerine 1 yazdık. Eksi 1'in karesinden 1. Eksi 1'den p1 değerimiz 0 oldu. Burası 0 ise o zaman p0 çıktı en son durumda. p0'ın ne olduğunu soruyor. p0'ı bulabilmek için de x yerine 0 yazarız. 0 yazdığımız zaman eksi 2'nin karesinden 4 geldi. Eksi 0'ın karesi zaten 0. Buradan da p0 değerini 4 olarak bulduk. 6. sorumuzda ifadesi verildiğine göre p1 eksi x nedir demiş. Şimdi öncelikle bizim bu polinomu bulmamız lazım ki p1 eksi x'i elde edelim. O yüzden şöyle diyeceğiz. Şimdi iki tane polinomu topladığında birinci dereceden bir polinom elde ediyorsa o zaman px polinomunun da yine birinci dereceden olması lazım ki topladığı zaman birinci dereceden çıksın. Dolayısıyla px polinomunu şöyle bir polinom olarak kabul edeceğim. ax artı b olarak kabul ettik. px artı 1 polinomunu buna göre benzeteceğiz. X gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız. Burada x gördüğüm yere x artı 1 yazıyorum. px artı 1 polinomunu elde ettim. Düzenlersek ax artı a artı b. Bu iki polinomu toplayıp buna eşitleyeceğiz. Topladığımız zaman ax de, şimdi x'leri bir kendi arasında toplayacağız. Buradan 2 tane ax artı 2b artı a. Bu ifade 6x artı 7'ye eşitmiş. Dolayısıyla polinom eşitliğinden x'in katsayılarını birbirlerine eşitleyeceğiz. 2a 6 ise a değerimiz 3 geldi. Sabitleri de birbirine eşitleyeceğiz. 2b artı a, a'nın yerine 3 yazıyorum, eşittir 7. 2b eşittir 4'ten b değerimiz de 2 geldi. Şimdi öncelikle px polinomunu a ve b kullanarak oluşturalım. A yerine 3 yazdık. B yerine 2 yazdık. px 3x artı 2'ymiş. p1 eksi x'i istiyor bizden. O zaman burada nedir? X gördüğümüz yere 1 eksi x yazacağız burada. Buna göre 3'ü dağıttık. 3 eksi 3x artı 2. Buradan 5 eksi 3x p1 eksi x polinomuna eşit oldu. 7. sorumuzda px polinomu verilmiş ve bu polinomun x kare artı 1 ile bölümünden kalan ve biz bölen ifadesini 0'a eşitliyoruz. X'i çekiyorduk normalde. Bu sefer de x kareyi çekeceğiz burada. Çünkü x kare ile ilgili ifadeler var elimizde. X karenin eksi 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi bu polinomda x kare gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. Buna göre px polinomu buradaki x üzeri 4'ü önce şöyle düzenleyelim. X karenin karesi diyebiliriz. 2x kare artı 3 aynen yazdım. X kare gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesinden 1 geldi. Yine aynı şekilde x kare gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Burası eksi 2 oldu. Artı 3. Topladığımız zaman da cevabımız buradan 2 geldi. 8. sorumuzda ifadesi verildiğine göre p eksi eksi 1'in sabit terimi nedir? Sabit terim kelimesinin görünce x yerine 0'ı burada yerine yazıyorum ve 0 yazdığımız zaman bizden p eksi 1 değerini istiyor. p eksi 1 değeri için x yerine eksi 1 yazarsak içerisine eksi 1 yaparız. Tamamı da eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazdığımız zaman eksi 4 çarpı p eksi 1. X yerine eksi 1 yazdık. 1 eksi 1 artı a geldi. 1'ler gitti burada ve p eksi 1 değeri a bölü eksi 4'e eşit oldu. Şimdi buradaki p eksi 1'i bulabilmemiz için öncelikle a'yı bulmamız lazım. Bu kenarda dursun. Bir de şöyle bir ifade yapalım. Bunun dışında bunu kullanmadan. Şimdi buradaki ifadede biz x yerine 3 yazarsak eğer burası 0 olacak. Yani tamamı 0 olacak. Direkt burada bilinmeyen x'e de 3 yazdığımız zaman bilinmeyen bir tek a kalacak. Dolayısıyla şöyle diyorum. X eşittir 3 için 3 eksi 3'ten 0. Burası tamamı 0 oldu. X yerine 3 yazdım. 9 artı 3 artı a. Dolayısıyla buradan a değerimiz de eksi 12 geldi. Buradaki a değerini de yerine yazarsak eksi 12 bölü eksi 4'ten de cevabımız yani p eksi 1 değerimiz 3 oldu. 9. sorumuzda ifadesinin x kare eksi 2x eksi 3 ile tam bölünebilmesi için demiş. Şimdi tam bölünebilmesi için dediğine göre bu ifadeyi sıfıra eşitlediğimiz zaman buradaki ifadede mesela normalde burada x eksi 1 ile bölümünden tam bölünebilmesi için dediği zaman bunu sıfıra eşitliyorduk. X eşittir 1'i yerine yazıyorduk. Bu sefer ise şöyle yazalım. Şimdi elimizde x kareli ifadeler de var. Bunu sıfıra eşitlediğimiz zaman x kareyi buradan çekelim. X kare tek başına kaldığı zaman 2x artı 3 oldu. Bu verilen polinomda x kare yerine bunu yazdığımız zaman sonuçta biz o direkt kalanı verecektir ve kalanı da tam bölünebildiği için de sıfıra eşit olacak. Yani bu polinomda x kareleri çekeceğim. X karelerin yerine bunu yazdığım zaman cevap direkt sıfıra eşit olacak. X küp ifadesini şöyle parçalayalım. X kare çarpı x artı 2x kare artı mx eksi n şeklinde yazdık. X kare yerine bunu yazıyorum burada. Çarpı x artı 2 çarpı x kare yerine yine 2x artı 3 yazdım. Artı mx eksi n. Buradaki ifade düzenlediğimiz zaman 2x kare artı 3x artı 4x artı 6 artı mx eksi n geldi. Yine burada bir x karemiz var. Yine aynı şekilde x kare yerine 2x artı 3 yazıyorum. 2 ile dağıttığımız zaman 4x artı 6 artı burada 7x değerimiz var. Artı 6 artı mx eksi n. Tamamında x kare gördüğümüz yerin tamamına bunu yazdığımıza göre tam bölünebilmesi için dediği için kalanımız sıfıra eşit oldu. Buna göre x'li olanları düzenleyelim. Burada 11x var. Burada da m var. Dolayısıyla 11 artı m x parantezine aldım. Sabit değeri toplayalım. 12 eksi n eşittir 0. Dolayısıyla bu ifadenin 0 olabilmesi için x'in katsayısını 0 yapmamız lazım. Sabiti de 0 yapmamız lazım. Burasının 0 olabilmesi için m değerinin de eksi 11 olması gerekiyor. Zaten bize m'yi sorduğu için cevabımız C geldi. 10. sorumuzda ifadesinin eşitini istemiş. Yani bu ifadeyi x kare artı 3'e bölmemiz gerekiyor. Bunun için de polinom bölmesinden faydalanacağız. X üzeri 4 artı x küp artı 5x kare artı 3x artı 6 ifadesini polinom bölmesiyle x kare artı 3'e böleceğim. Buradaki bulduğumuz bölümde cevabımız olacak. Şimdi öncelikle buradaki polinom bölmesini kullanırken en büyük derecede olan ilk baştaki x üzeri 4'ü elde edebilmemiz için burada x kare ile eğer çarparsak x üzeri 4 elde ederiz. Ve ifadenin de diğerlerini de çarpıyorum. Artı 3x kare geldi. Ve bu ifadenin tamamını eksiyle çarpıp üst taraftakiyle topluyorum. Eksiyle çarptım. Bunlar gitti. Buradan x küp kaldı. Burada da eksi 3x kare. Buradaki 5x kareyi de aşağı indirdiğimiz zaman burası şöyle yazalım. Artı 5x kare geldi. Düzenlediğimiz zaman x küp artı 2x kare şeklinde dönüştü. Şimdi x küp elde etmek için buraya x ile çarpmam lazım ki x küp gelsin. Artı 3x oldu. Yine burayı eksiyle çarpıyorum. X küpler gitti. Geriye kalanları yazalım. 2x kare. Burada eksi 3x var. Artı 3x'i de indirdiğimiz zaman 3x'ler gitti. Geriye sadece 2x kare ifadesi kaldı. 2x kare elde etmek için de burayı 2 ile çarparsam eğer 2x kare artı 6 olacaktır. Yine aynı şekilde burayı eksiyle çarpıyorum. 2x kareler gitti. Geriye eksi 6 kaldı. Üst taraftaki 6'yı da indirdik. Buradan da 0 geldi. Dolayısıyla buradaki ifademiz kalanın 0 olduğunu gösterdiği için kalan 0 ise bu ifade tam bölündü. Ve direkt bölüm bizim cevabımız olacağı için cevabımız A şıkkı oldu. 11. sorumuzda eşitliği her x reel sayısı için sağlandığına göre m çarpı n nedir demiş. Şimdi bu ifadede şöyle yapabiliriz. Mesela bu ifade x yerine 2 yazmış olsak 2'nin karesinden 4 gelecek. Burası 0. Yani bunun tamamı 0 oldu. X eşittir 2 için diyorum. Eşitliğin bu tarafa 0 geldi. X yerine 2 yazmaya devam ediyorum. 4 artı 4m artı 2n eksi 2 artı 1. Düzenlediğimiz zaman burasının 4m artı 2n eksi 1 artı 4 daha 3 geldi. Eşittir 0. 4m artı 2n ifadesi eksi 3'e eşit oldu. Şimdi aynı şekilde x yerine eksi 2 yazarsak da bunun tamamı 0 olacak. O zaman x eşittir eksi 2 için diyorum. Burası tamamı yine 0 oldu. Eksi 2 yazdığımız zaman 4 artı 4m eksi 2n artı 2 artı 1 yine eşittir 0 demiştik zaten. Buraya düzenlediğimiz zaman 4m eksi 2n 3 geldi. Buradan 7 oldu. Diğer tarafa attık. Eksi 7 oldu. Buna göre bu iki ifadeyi alt alta yazarak yok etme metodundan m ve n'yi bulabiliriz. Buna göre bu ifadeyi eksiyle çarparsak m değerlerimiz gider. Eksiyle çarptık 4n Eksi 7'den artı 7 oldu. Topladığımız zaman 4. Dolayısıyla n değerimiz 1 geldi. N yerine yazalım burada. 4m artı 2 eşittir eksi 3. 4m eşittir eksi 5'ten. M değerimize buradan eksi 5 bölü 4 geldi. Buna göre m ve n'nin çarpımını istediği için eksi 5 bölü 4 ile 1'i çarptık. Cevabımız eksi 5 bölü 4 oldu. 12. sorumuzda her x reel sayısı için eşitliği sağlanıyorsa demiş, toplam nedir? Şimdi önce buradaki çarpmayı düzenleyelim. X kare artı mx eksi 12 eşittir. Burayı çarptığımız zaman nx kare artı px artı 2 nx artı 2p geldi. Tekrar burayı düzenleyelim. Nx kare, x'in katsayısı olanları toparlayalım. 2n ve p. 2n artı p x parantezinde artı sabitimizde 2p. Şimdi bu ifadenin her x için sağlandığına göre bu ifadeye eşit olması lazım. O zaman direkt x, buradaki eşitliklere bakacağız. X karenin katsayısı olan n'nin buradaki x karenin katsayısına eşit olması gerekiyor. O zaman n değerimiz 1 geldi. X'in katsayısı burada 2n artı p. Buradaki x'in katsayısı olan m'ye eşit olacak. Aynı şekilde buradaki sabit buradaki sabite eşit olacağı için 2p de eksi 12'ye eşit oldu. Buradan p değerimiz eksi 6. Burada bilinenleri yerine yazalım. N'yi 1 bulmuştuk. 2. P'yi eksi 6 bulduk. Eşittir m. Buradan da m değerimiz eksi 4 geldi. Dolayısıyla bu değerlerin toplamından cevabımız eksi 9 oldu. 13. sorumuzda px polinomu verilmiş ve x artı 2 ile bölümünden kalan 0 eşitlediğimiz zaman x eşittir eksi 2'yi yerine yazdık. P eksi 2'nin ne olduğunu bize sormuş. Px polinomumuzda x yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin 1001. kuvveti artı 2 çarpı eksi 2'nin 1000. kuvveti. Eksi 2 yazdığımız zaman artı 2 artı 5 geldi. Şimdi şöyle bir durum var. Buradaki ifadede eksi 2'nin tek kuvveti olduğuna göre burası yine aynı şekilde şöyle çıkacaktır. Eksi 2'nin 1001. kuvveti. Burası ise kuvvet çift olduğu için burası 2 üzeri 1000. kuvvet olacaktır. Burada bir 2 üzeri 1 olduğu için burada zaten yine 2 üzeri 1001 ifadesi geldi. Dolayısıyla bu eksi bu artı olduğu için bunlar birbirlerini götürdü tamamen. Geriye de 2 artı 5'ten dolayı 7 kaldı.